Olması gereken de halkın kararına göre hareket etmen lazım abi zaten. Halkın ne diyorsa onu yapman lazım. Allah mı büyük, halk mı büyük? Bunu sorman hata. Tabii Allah büyük. O zaman kimin dediği olması lazım? Ama şimdi sen kalkıp... Kimin istediği olması lazım? Hani dediği olur da abi. O zaman toplumu niçin baz alıyorsunuz? Sen şimdi burada bir Türkiye Cumhuriyeti... Toplumu yaratan Allah, yarattığına göre mi karar alacağız? Bak yine aynı şeye geliyor. Düşünsene, senin işçilerin patron değiştiriyor. Olur mu? Tamam, bu ülke, bu topraklar yüzyıllardır hilafetle, şeriatla yönetildi. Bunu ben de biliyorum. Ama bu son zamanlara doğru bir yerde kötü kullanıldı abi. Kötü kullanıldı. Tamam, bir şey kötü kullanıyor. Bugün parayı kötü kullanan var, tıbbı kötü kullanan var, matematiği, fiziği kötü kullanan var. Biz fizikten, matematikten mi soğuyacağız? Yoksa o şahsiyetsiz, kişiliksiz insanlardan mı soğuyacağız? Toplumda bir söz var. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü. Bu söz İslam'a göre uygun mudur, değil midir? Veyahut bugünkü topluma, bugünkü sisteme, devlete ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir bu söz? Şimdi bu söz bundan önce bir İslam, bir hazreti tam aklımda değil ama ona aitti. Ona aitti. Yakınlaştı. Aslında bu söz ne kadar milliyetçi gözükse de Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir milletin armağan edilmiş millet sözdür bu aslında. Bu sözün getirisi ne, götürüsü ne? Mesela bu topluma PKK'yı kazandırmış mıdır bu söz? Tabii ki hayır. Bunda alakası yok ki. Mesela sen ne mutlu Türk'üm dersen, ben de ne mutlu Kürt'üm deme gibi bir hakkım olmaz mı? Şimdi Türk'ü, Alevisi, Laz'ı, Kürt'ü, Şii'ni, dinli ırkı fark etmesin. Türkse bunu söyleyebilir ya da kendini Türk hisseden herhangi biri bu sözü söyleyebilir. Peki bunu Kürt'e söylettirmek doğru mudur? Kürt'e zorla söylettirmek yanlıştır. Bir zamandan anladığımızda Türk'üm diye başlıyordu. Kürtlere bunu söyletiyordu. Bu yanlış mı? Bu şöyle yanlıştır. Zorla okutturmak yanlıştır. Ama burada okullarda mesela okutturuluyor diyelim. Kişi bunu kendi iradesiyle söylemeyebilir. Ama söylettirdiler bir zaman boyunca. PKK'nın oluşumunda ki bir nedenden birisi de bu. Sen bunu tabela olarak bir yerlere asarsan, devlet kademelerine, belediyelere asarsan birileri de bundan gocunur. Bu İslam'a bir sefer aykırıdır. Şu anki topluma getirisi nedir, götürüsü nedir? Biz bunu soruyoruz. Gocunsun abi. Burası ulusal bir millettir. Ya doğru bir şey mi yapıyor? Ya yaptığı milliyetçiliktir yani. Bu da kötü bir şey değildir yani, dozunda uygulanırsa. Eğer bu PKK da bundan gocunuyorsa bil ki bu vatanın toprağında gözü vardır. Bu vatanın toprağında göz olanın da burada yeri yoktur. Bu PKK komünist bir örgüt. Kafir bir örgüt. Ateist bir örgüt. Bunda sorunumuz yok. Yani ne mutlu Türk'üm demesek de bu toplum kendine Müslüman diyor mu? Diyor. O zaman Müslümanlığın şeriatı belli mi? Kanunları belli mi? Belli. Kur'an ve sünnetle yönetilmemiz gerekli olmuyor mu? Oluyor. Böyle bir şey olsa PKK denilen bir şey kalır mı? Şimdi abi bunun şeriatla hiçbir alakası yok. Çok alakası var. Şu an İslami rejimle yönetilmiş olsa bugünkü devlet PKK denilen hiçbir şey kalmaz. Zerresi kalmaz. Kökünü kadar kurutur. Ama bugünkü sistem bunu yapamıyor. Niye? Vazgeçemiyor yanlışlarından. Ne mutlu Türk'ümden vazgeçemiyor. Mesela Almanya'da milyonlarca Türk var. Bunlara ne mutlu Türk'üm diyene tam tersini, ne mutlu Almanım diye dedirtse Almanya. Ya da böyle tabela tabela yazsa bir yerlere ne mutlu Almanım diye. Türklerin sence zoruna gitmez mi? Dışlanmış olmazlar mı? Kendisi Alman milliyetçiliği ve Alman toprağındadır. Sonuçta orada bir kan dökülmüştür ve Almanlar için savaşılmıştır. Aynı şekilde bu millette Türk kanı dökülüp Türkler savaşmıştır. Osmanlı hükümeti işte şeriat derken vatan millet dinelden gidiyor derken Atatürk'ü vatan haline inan edip müftülere şeyle vaazlar verdirip dini yanlış kullanıyor yani. Oradan o zaman da saltanat vardı, şeriat vardı, hilafet vardı. Aynı şeye denk geliyor da hepsi vardı. Ne oldu? Bu saltanat yanlarının kaldırılması gerekiyordu. Hilafet yanlarının kaldırılması gerekiyordu. Bizim Müslümanım abi Elhan. Peki nasıl hilafeti savunmuyorsun? Hilafeti niye savunmuyorum? Biz siyasi merciyiz. İslamiyet'in koruyucusuyuz. Şeyiz, bu makamı alırsak İslamiyet'in koruyucusu olacağız sonuçta. Yani hilafeti nasıl savunmuyorsun onu anlamıyorum. Mesela ben hem Müslümanım hem Allah'ı inkar ediyorum. Ben hem Müslümanım hem Kur'an'ı inkar ediyorum demek gibi bir şey oluyor. Ama biz şunu soruyoruz bak. Şu anki sistem İslam'a hitap eden bir sistem değil. Müslümanların da sistemi değil. Sen bir Müslüman isen bunu savunmaman lazım. Şu an okuduğun okulun biliyoruz ki az çok içeriğinde laik, demokrat bir eğitim var ve Atatürkçü bir eğitim var. Kemalist bir eğitim var. Olması gereken de bu zaten abi. Niçin olması gereken? Mustafa Kemal Atatürk mü daha büyük? Allah mı? Subhanahu ve Teala mı daha büyük? Abi sen Allah'la Atatürk'ü karşılaşacak kadar dereceye geldiysen ben sana bir şey diyemem. Çok güzel. Ama... O zaman şunu söyleyeyim. Allah'ın o ki bu kadar büyüklüğüne inanıyoruz. Niye Allah'ın kanunları devlet kademesinde yok da Mustafa Kemal'in kanunları var? Ben Müslüman ama şu yoldan geçen adam Müslüman değildir mesela. Ateisttir, Yahudisidir ama Türktür. Bizim birlik olmamız gerekirken siz şeriatçı, solcu,
sağcı. Parçalanmaktan bahsettin Yunus Emre. Acaba bugünkü toplumu kim parçalıyor? Bir bakalım. Bugünkü laiklik, bugünkü demokrasi sisteme baktığımız zaman bu toplumu öncelikle partilere bölüyor. CHP'li, AK Partili, MHP'li, HDP'li. Sonra bununla yetinmiyor, daha da parçalara bölüyor. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, şulu bulu. Bunların taraftarlar olarak birbirlerine nasıl küfrettiklerine şahit olmuşsundur. Ya da partililerin birbirlerine nasıl baktığını da şahit olmuşsundur. Şimdi bu sistem mi insanları bölüyor yoksa İslam mı bölüyor? Partiler olmalı. Her görüşten insan olmalı. A görüşünden de insan olmalı, B görüşünden de insan olmalı ki ortak bir karara alınıp çıkması lazım. Bunu İslami sistemin üzerinde yapılsın. Niçin küfür sistemi üzerinde yapılıyor? Mesela sen Türkçülüğü savunuyor musun? Kim? Türkçülüğü mi? Savunurum abi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın içerisinde bir tane Türklükle alakalı bir kanun biliyor musun? İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan gelmek mi Türkçülük? Onları oradan getirmek mi Türkçülük? Batı'dan alınmış. Evet, ben de biliyorum. Ama sizin şu... Bunu bir cevaplar mısın Yunus Emre? Bu mudur Türkçülük? Türkçülük de bir şey değil aslında. Sizin şey yaptığınız farklı bir şey. Buna cevap verir misin? Türkçülük tam bu değil, İsviçre'den. Ne mutlu Türk'üm diyen bu adam bunu yapmış yani. Gitmiş İtalya'dan ceza hukukunu, Almanya'dan falan hukuku, İsviçre'den medeni hukukunu almış. Sana Türkiye Cumhuriyeti anayasası diye de yutturmuş. Bu doğru bir şey mi? Çünkü 50 yıldır ya da 20 yıldır içinde bulunduğumuz o şeriat sistemi, yanlış şeriat sistemi daha doğrusu. Bu ülkeyi dünya savaşına kadar sürüklemiş, işte padişahın İngiltere'ye kadar kaçmasına kadar sürüklemiştir. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Sen her cumaya gitmiş olabilirsin, başkaları da gitmiş olabilir. Ben kendim de gidiyorum. Cuma namazında, vaazda hoca çıkıp neden hiç şeriattan, cahitlikten, mücahitlikten, tağuttan bahsetmiyor da sürekli peygamberin hayatından bahsediyor? Peygamberin hayatını ben çocukluğumdan beri biliyorum. Her şeyini dinlemişim, her şeyini görmüşüm. Ben de biliyorum abi. Hoca neden şeriattan bahsetmiyor? Şeriat Allah'ın kanunu değil mi? İşte Kur'an-ı Kerim'i ilk başta açtığın ayetten son ayete kadar verilen emirlerin hepsi şeriat değil mi? Neden şeriatı sana anlatmıyor da peygamberin hayatını anlatıyor? Yani diyor ki Yunus Emre, Allah subhanahu indirile hükmetmenler kafirlerin ta kendisidir diye Maide 44. ayet var. Niye bunu anlatmıyorlar camilerde diyor. Ya da Allah subhanahu Nisa 60. ayette kendi mahkemelerinin olması, kendi kitabıyla yeryüzündeysen, Müslümanım diyor isen, onun kitabıyla muhakeme olunman gerektiği ve onu savunuyor isen onun kitabıyla hükmeden hakimlere gitmen gerektiği. En basitinden yeryüzünde Allah'ın kitabıyla hükmedilmesi gerektiğinden bahsediyor. Bugünkü devlet, bugünkü Türkiye rejimi bununla mı yönetiyor? Ülke laik yönetiliyor, evet. Tamam, laiklik küfür müdür? Kafirlik midir? Hayır, değildir. Dinsizlik midir? Hayır, değildir. Laiklik din ve devlet işlerini birbirinden ayırt etmektir. Sen bunu bilmen lazım. Allah karışmasın demektir laiklik demek. Allah karışması demek, Kur'an karışması demek. Bu ülkede sadece Müslüman yaşamıyor ki abi. Kim yarattı bütün bu insanları? Abi Allah yarattı. O ki sermaye Allah'tan. O zaman kimin kanunları, kimin dediği geçerli olması lazım? O zaman ayrılıp bağımsız bir İslam Cumhuriyeti kuracaksın abi o zaman. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir abi. Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın yarattığı değil mi? Bu toprakları Allah yaratmadı mı? Bir dakika. Türkiye Cumhuriyeti'ne yağmuru kim indiriyor? Her şeyi Allah yarat zaten bunu. O zaman kimin dediği olması lazım? Bak o savaşta kimin dediği olması lazım? Allah'ın dediği olmasa her... O zaman Allah'ın dediği oluyor mu? Bu yasaya göre olmuyor, evet. O zaman ne olmuş oluyor? Küfür olmuş olmuyor mu? Abiciğim sen benim dediğimi anlamak istemiyorsun. Anlıyorum, senin demek istediğin de sen söylemek veya inanmak istediğiniz şeyi tam manasıyla size öğretemiyorlar. Yarım öğretiyorlar. Biraz size bir resim çiziyorlar. Siz o resme bakarak konuşuyorsunuz. Ben sana diyorum ki Allah Subhanahu ve Teala her şeyi yaratmış ise, sermaye bir kişiye, bir varlığa ait ise onun dediği olur. Örnek söylüyorum, sen birinin patronusun. Birileri seni sevmiyor diye. Sevmeyen insanlara göre mi ayak uydurman gerekli? Senin dediğine göre mi ayak uydurulması gerekli? Allah subhanahu ve teala bütün her şeyin sermayesi. Bugün Türkiye yağmuru Allah subhanahu ve teala indiriyor ise, bütün havamızı, suyumuzu bizi Allah subhanahu ve teala yaratmış, anneni, babanı Allah subhanahu ve teala yaratmış ise, çevrende verdiği bütün nimetleri domatesinden biberine kadar Allah yaratmış ise, sermaye Allah subhanahu ve teala ise onun dediği olması lazım. Bir taş tane ateist çıktı diye ne yapalım? Bütün dünya, bütün Türkiye'yi onların dediği şekilde mi çevirelim? Ya da onların nazına göre Kur'an hükmetmesin, onlar gocunmasın mı diyeceğiz? Yeryüzü zaten imtihanla yaratılmış. İmtihan için sen bu dünyaya gelmişsin. Sen Allah Subhanahu Teala'nın katından bir not almaya gelmişsin yeryüzüne. Allah Subhanahu Teala diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Sen bu dünyaya gelme amacın bu. Bunun dışında hiçbir şekilde senin Allah Subhanahu Teala'nın istediğinin dışında yaşama gibi bir lüksün yok. Şunu söyle bana. Ateistler İslam devletinde yaşayamaz mı? Yaşayabilir. Müşrikler yaşayabilir. Hristiyanlar yaşayabilir. Yahudiler yaşayabilir. Bak, İslam devletinde Hristiyanlara, Budistlere, komünistlere, sosyalistlere bile kendi mahkemelerini kurma yetkisi verilir. Peki bugün veriliyor mu bu? Bugünkü sistemde, demokrasi dediğiniz, özgürlükçü dediğimiz sistemde? Bugün de sistemde işte Müslümanı da, ateisti de, her türlü din inancı da herkese eşit yargılanıyor. Benim kitabım ne diyor biliyor musun?
biliyor musun? Diyor ki sen benim mahkemelerime gidebilirsin eğer Müslüman isen. Benim mahkemelerim yok ya ey Rabbim, senin mahkemelerini birisi kaldırmış, kitabını kaldırmış. Gitsem mahkemeye desem ki ey hakim şu kitapla hükmedeceksin desem beni kovarlar oradan. Bu sence bana bir hareket mi oluyor, Allah'a mı hareket oluyor? Yani beni kovmaları, Allah'ın kanunları mı kovmak oluyor, beni mi kovmak oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitsem, kitapla gidersem ki alın bununla hükmedin. Onlar da ne diyecekler? Al çek git bu kitabı diyecekler. Beni mi kovmuş oluyorlar, Allah'a subhanahu aleyhi mi kovmuş oluyorlar? Olması şimdi... Olması mı gerek? Olması gereken de halkın kararına göre hareket etmen lazım abi zaten. Halkın ne diyorsa onu yapman lazım. Allah mı büyük, halk mı büyük? Bunu sorman hata. Tabii Allah büyük. O zaman kimin dediği olması lazım? Ama şimdi sen kalkıp... Kimin istediği olması lazım? Sen dediği olur da abi. O zaman toplumu niçin baz alıyorsunuz? Toplumu yaratan Allah, yarattığına göre mi karar alacağız? Bak yine aynı şeye geliyor. Düşünsene, senin işçilerin patron değiştiriyor. Olur mu? Tamam, bu ülke, bu topraklar yüzyıllardır hilafetle, şeriatla yönetildi. Bunu ben de biliyorum. Ama bu son zaman doğru bir yerde kötü kullanıldı abi, kötü kullanıldı. Tamam, bir şeyi kötü kullanan, bugün parayı kötü kullanan var, tıbbı kötü kullanan var, matematiği, fiziği kötü kullanan var. Biz fizikten, matematikten mi soğuyacağız, yoksa o şahsiyetsiz, kişiliksiz insanlardan mı soğuyacağız? İslam'ı kullananlar olabilir. Bugün Suudi Arabistan Amerika'yla dostluk kurabiliyor bazı yerlerde, doğru mu? Biz ne yapalım? Suudi Arabistan'a bakıp da İslam'dan mı soğuyacağız? Yoksa İslam'a göre bunlar İslam'ın dışında hareket eden insanlar mı diyeceğiz? İşte ben Allah'ın kurallarına hiçbir şey demem. İnsanlar kusurludur zaten. O zaman bugünkü sistem Allah'ın kitabıyla hükmedilsin Yunus Emre. İnsanlar kusurlu olduğu için böyle bir şey olamaz ki abi. Kusurlu derken mesela İslam geldiği zaman istismar mı ederler? Tabii ki istismar. Hünne Mustafa Kemal'i istismar ediyorlar. O zaman laiklik kaldırılsın, Kemalizm kaldırılsın. İnsanlar her zaman bir şeyleri istismar eder. İstismar ettiği şeyi suçlu olmaz. İstismar eden suçlu olur. Ben İslam'ı eğer istismar ediyorsam suçlu benim, İslam değil. Sen şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki mantığa da aykırı oluyor. Bugün Mustafa Kemal'i o kadar kullanan, Kemalist diyen, solcuyum diyen insanlar var. Niçin sistemi biz kaldırmıyoruz? Kemalizmi ya da demokrasiyi kullananlar var, laikliği kullananlar var. Çünkü bu ülkenin Samsun'dan 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan çıkmıştır. Samsun Mandır Napur ile beraber milli mücadeleyi başlatmıştır. Önderliğini yapmıştır. Vahdettin göndermiş. Tek başına o kurtardır. Vahdettin ne yapıyordu? İngiliz Mühipleri Derneği'ne üye olmuştu. Bütün Osmanlı'yı da eleştirebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Osmanlı dediğin insan, biz sistemden bahsediyoruz. Bugün bir Müslüman olarak bizim isteğimiz Allah'ın kanunlarıyla hükmedilmesi gereklidir. Bu şu ağacı da yaratan, yeri de yaratan, göğü de yaratan, her şeyi yaratan Allah'tır. O zaman Allah'ın dediği olacak. Allah diyor kitabında göklerin ve yerin Rabbi Allah'tır. Rab kanun koyucudur. Allah diyor ki yani güneşi ben yaratıyorum, doğuruyorum, batırıyorum. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Mevsimleri ben değiştiriyorum. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Yağmurunuzu ben indiriyorum diyor. Sıkıntı yaşıyor musunuz? Biraz yağmura indirmesem partileriniz çıkıyor, diyorlar ki barajlarımız kurudu, şuyumuz kurudu, buyumuz kurudu diye mızmızlanıyorsunuz. Allah subhanahu ve teala bunu indirmese kim, hangi parti kanun çıkartacak da gökten bir damla indirecek? Demek ki onların ilahlığı, onların Rabliği, çünkü kanun koymak, Allah'ın kitabına muhalif kanun koymak Rablik iddiasında bulunmaktır. Çıkardın o zaman bir kanun, gökten bir tane yağmur indirin. Bunların batıllığı buradan belli. O ki bunlar batıl, o ki sistemleri batıl ise, biz de Müslüman olduğumuzu söylüyor isek, niye biz o zaman Allah subhanahu ve teala'nın kanunları, yani bize demokrasi dediğiniz bu sahtekarla bir kaldırın. Gerçek demokratsanız iki tane sistem sandığı koyun. Bir, laiklik olsun, demokrasi olsun, komünizm olsun, ama bir tarafa da İslam şeriatı, Allah'ın kitabıyla ve Kur'an'ıyla hükmedilecek, Kur'an ve sünnetle hükmedilecek bir sandık koyun. Bu olması gerekmez mi demokrasi dediğimiz yerde? İkili olması lazım. Hem Müslüman hakkı olsun hem de ateistin hakkı da olsun. Ben burada ne bir şey demiyorum. Ama sizin burada kalkıp ta Atatürk dönemine laf atmanız, işte... Atatürk bir insan değil mi? Hata yapamaz mı? Hata yapabilir. Sen Osmanlı'ya laf atıyorsun. Vatanın bölünmesini söylerken tekkelerde bunları kaldırdı. Bunlar keyfinden mi kaldı? Vatanın bölünmesini söyleyen insanlar vatan için savaşmazlar. Binlerce, milyonlarca insan, Osmanlı'dan bahsediyorum, o son zamanda ne kadar yanlış olsa da, bu vatanın ne için? İngiliz'den, Fransız'dan, Alman'dan kurtulması için savaştılar. Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın sistemini aldı, bugünkü memlekete getirdi. Biz neden kurtulmak istedik? Mustafa Kemal kurtulmak istediğimiz şeyi getirdi, başımıza koydu. Müslümanların günü cumadır. Cumayı kaldırdı, pazara çevirdi. Müslümanların tarihi hicridir. Hicriyi kaldırdı, miladiye çevirdi. Müslümanların kitabı, yönetim şekli Kur'an'dır. Kur'an'ı kaldırdı. Yerine batıl, küfür dediğimiz, şirk dediğimiz sistemik kanunları getirdi. Bu toplumu, bu millet için mücadele eden insanın profili mi? Yoksa tam manasıyla millete düşman olan bir insanın profili mi? Sen demokrasiyi savunuyorsun. Mustafa Kemal insanlara sorarak mı bu sistemi getirdi? İkinci meclisi nasıl kurdu? Ben size şöyle söyleyeyim. İkinci meclis bir bilgim yok. Öyle söyleyeyim. Erzurum Kongresi'nde milletin ulusal bağımsız, milleti kendi ulusal iradesi kurtaracak demiştir. Erzurum'a gittiği zaman İslam hilafeti
gölgesinde gitti. İnsanlara bir şeyleri anlatırken İzmir'de bile kendi konuşmalarına dikkat edersen İslami konuşmalar vardı. Çünkü toplumu aksi halde laiklikle, demokrasiyle hiçbir şekilde orduya gönderemezdi. Bir tek insanı bile orduya gönderemezdi. Bu yolda ölün diyemezdi. O yolda ölen insanlar hepsi Allah rızasını gözeterek orduya katıldı ve bu vatanı, bu milleti korudu. Mustafa Kemal işini yaptıktan sonra, bazı pazarlıkları, bazı görüşmeleri yaptıktan sonra ise geldiği nokta ortada. Allah subhanahu aleyhi kitabını tamamen kaldırdı. Tam İngilizlerin istediği şekilde, Fransızların istediği şekilde, tamamen kafirlerin razı olduğu bir şekilde işi yaptı ve bugün millete de bunu sormadı getirirken. 1923'te ilan etti. Ona karşı mücadele eden, ona karşı gelen insanları ise Şeyh Said mesela onu ne yaptı? Kürtçü, ırkçı diyerek baskıladı, yargıladı ve astı. İstiklal mahkemelerinde, Menemen olaylarında sadece Şeyh Said isyanı yok. Bolu'da var, Edirne'de var. Bunlar niçin isyan ediyor? Biliyor musunuz? Bir yandan halk canla başla milli mücadele verirken bunlar diyor ki din elden gidiyor. Yok Atatürk kendini padişah ilan edecek, Allah ilan edecek, tövbe haşa. Bunların peşindelerdi bunlar. Şu an İslam devlet kanepesinden kaldırıldı mı? Evet. Demek ki dedikleri doğruymuş. Din elden gitmiş. Dini elden götürecekmiş bu adam. Dinini özgürce yaşayabiliyor mu abi? Kim yaşıyor? Yaşıyor. Ben yaşayamıyorum mesela. İslam mahkemelerine gitmek istiyorum. Özgürlüğümü versinler. İslam vardır, bunun örnekleri vardır. Şimdi kovmuş oluyorsun. Gidebilirsin abi. Niye ben gidiyorum? Benden sonra gelenler gitmesi gerekmez mi? Bu topraklara İslam mı daha fazla hükmetti, yoksa laik rejim mi hükmetti? Bu topraklara ben sana söyleyeyim abi. 650 yıl İslam hukuku şey oldu. Abbasilerle beraber 200-300 yılı bulmuştur. Bu topraklarda en çok Bizans'ın şeyi vardır ama. Hayır, ben şunu söylüyorum. Osmanlı 600 yıl boyunca kendisini normalde İslam'a nispet etti ve bu şekilde hükmetti. Şeriat kanunlarına göre kısmı olarak da, bazı hatalara da olsa hükmetti. Bugünkü bu toplumda, bu topraklarda laikliği savunan insanlar mı daha fazla hak sahibi yaşamaya? Ben ölsünler demiyorum. Yoksa İslam'ı savunanlar mı daha fazla yaşamaya hak sahibi? Bunu şöyle de sorabilirim sana. Allah'ın taraftarları mı daha fazla hak sahibi? Yoksa Mustafa Kemal'i ya da laikliği, demokrasi savunanlar mı? Allah'a muhalif olmasına rağmen. Her ikisinin de eşit hakka sahiptir. Burası zaten kanla alınmıştır, kılıçla alınmıştır bu topraklar. Ya yani din... O insanlar laiklik laiklik diye bağıra bağıra mı gittiler, savaştılar, yoksa İslam için mi? Bu insanlar sahte şeriatçı ve İslamcılara karşı savaştı. Kim? İngilizlere karşı savaştı. Sizin bahsettiğiniz İngiliz... Tamam, onlar sahtekardı. O zaman Mustafa Kemal Atatürk bu yanlışı, bu hatayı düzeltip diyecekti ki bakın onlar sahtekardı. Ben düzgün olan insanım. İslam aslında bu. Bundan dolayı da ben size Allah'ın kitabına, bak Kur'an'a ve sünnete göre hükmediyorum demesi gerekmez miydi? Eğer sözlerinde doğruysa. Zaman kısıtlıydı abi bunu. Zaman mı kısıtlı? Zaman kısıtlı. 7 yılda bütün milletin alfabesini değiştirmesini bilen bir insan için vakit daralmıyor. Ama İslam'ı, zaten İslam'dan gelen bir devleti güzel bir düzenleyeyim diyecek kadar vakti kısalıyor, daralıyor. İnanıyor musun buna? Ben inanırım. Şimdi bu ülke... İnanırsın, bir şey diyemem. İşte o sahte İslamcılar çok çekti. Doğru ne çekti mesela? Bir çektiklerini söyle. Laiklikten çektiklerini ben sana anlatayım mı? Samuray kılıcını biliyorsun değil mi? Bu samuray kılıcıyla bu adam bu kadını öldürürken acaba bu adamı bu hale getiren sistemin serbest bırak, televizyondaki o silahlı diziler, Çukur dediğimiz diziler, bilmem işte Deli Yürek dediğimiz, Kurtlar Vadisi dediğimiz diziler olabilir mi bu adamı bu hale getiren? Bunları serbest bırakan kim? Sistem değil mi? Bugün toplumda güven denilen bir şey kalmadı. Kim nerede tecavüze uğrayacak? Kimin evi ne zaman soyulacak? Kim ne zaman dolandırılacak hiç belli değil. Bu sistem güvensizliği getirdi, güveni ortadan kaldırdı ve öyle insanlar üretti ki biz bunlar gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Daha geçen kendi torununa tecavüz eden bir dedeyi gördük değil mi? O torununa tecavüz etmekle kalmamış, kendi annesine de tecavüz etmiş. Yani kendi annesiyle ilişkiye girmiş, o anneden olan çocuğa kendisi tecavüz etmiş ve öldürmüş. Bu adam sence durduk yere mi bu hale geliyor? İslam bunu almış olsaydı, Allah'ın şeriatıyla, Allah'ın razı olduğu şekilde terbiye etseydi, okullarında eğitmiş olsaydı ve ona kirli, pis, münker dediğimiz şeyler göstermemiş, onu güzellikle korumuş olsaydı, bu dede bunu yapabilir miydi? Yaptı farz edelim. Bu adamı ne yapardı İslam? Cezası da vardı aslında. Ne yapardı? Cezası vardı. Aslında... Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mahremiyle ilişkiye gireni öldürün. Ve öyle bir öyle öldürme olmayacaktı. O tecavüz ettiğine dolayı taşlanarak öldürülecekti. Bugünkü sistem ne yapıyor? Alıyor, içeriye koyuyor. İçeride besliyor. Kimin parasıyla besliyor? Senin benim vergimle. Bu adil mi? Bu zulüm değil mi? Benim vergimle nasıl olur da böyle bir işi yapan insan içeride besler? Şimdi ben sana şunu soruyorum. İslam mı daha adil, bugünkü sistem mi daha adil? Bugün bu kadar anlattığıma göre aklı kalbinde olan bir insan anlattığım şeyleri çok net bir şekilde anlar. Hele ki fıtratı bozulmamış ise İslam'ın daha adil olduğunu, bugünkü sistemin de zulüm sistemi, adaletsiz sistemi olduğunu, faşizm sistemi olduğunu, diktatör sistemi olduğunu çok net bir şekilde anlar. Şeriatı ben de savunuyorum ama nerede savunuyorum? Tecavüzcüsünüz ver şeriatı. Yani bu ülkede çok haksız el, baş, kol, uzuv kesilir bu ülkede. Kesilir. Kesilir yani. Yine başa dönüyoruz. Sistemler istismar edilebilir. İnsanların hatasıdır. Allah subhanahu ve teala her şey bu dünyadan ibaret mi diyor? Ama laiklik bu dünyadan ibaret diyor değil mi? Bu dünyada ya
Yaptığın yaptın. Eğer laiklik görmedi, sistem görmedi, devlet görmediyse devlet hiçbir şey yapamaz. Ama Allah subhanahu teala böyle demiyor. Şimdi sen direkt laik dayatmıyorlar ki sen abi. Din kültür dersleri de var. Siyerli dersleri var. Seçmeli dersler var. Din kültürüne ne anlatıyorlar mesela? Oruç tutun, namaz kılın, zekat verin, iyilik yapın. Bunlardan mı ibaret İslam? Allah'ın kitabıyla yönetin diye bir ders var mı? Şimdi isteyen imam hatiplere gidebilir. Orada Arapçası da var, kelamı da var. Hepsi var. Senin imam hatip dediğin yerler kime bağlı? Laik rejime bağlı mı? Camiler dediğin yerler nereye bağlı? Laik rejime bağlı mı? Laik rejim kendi ayağına kurşun sıkar mı? O ki Allah'ın dini anlatılıyor ise. Niye imam hatiplerden bu kadar deyit sıkıyor o zaman? O ki Allah'ın dini anlatılıyor ise. Niye ateist bu kadar imam hatiplerden çıkıyor, deist bu kadar çıkıyor? Çünkü laik rejimin istediği bir din anlatılıyor. Şeriatçılar olur, komünist, liberal, faşizm, nazizm hepsinde yanlışlar olur. Ama kalkıp da bunu Mustafa Kemal'in üstüne suç atmak şey değildir. Kim getirdi bu sistemi? Abi mi getirdi sistemi? Şeriat sistemini bu ülke topraklara kim soktu? Osmanlı soktu. O zaman buna mı suç atacağız? Gerçekten anlaşamıyoruz galiba. Benim söylediğim şey şu. Sen şeriatçısın, ben solcuyum, bu sağcı, konuşacak bu mısın? Ümmetçi, bu herhangi biri. Fark etmez. Bizim birlik olmamız gerekirken bu zamanlarda yok şeriat. Ya birlikten bahsediyorsan o zaman partileri ortadan kaldıracaksınız. Futbol takımlarını ortadan kaldıracaksınız. Dizileri, filmleri bunları ortadan kaldıracaksınız. İnsanlar farklı farklı ideolojiler, fikirler edinmeyecek. Bugün ensest dediğimiz bir şey var Türkiye'de. Ensest çocuğuna kendisi taciz ediyor, tecavüz ediyor. Bunu nereden bu adam öğreniyor? Hiç düşünmüyor musun? Hiç duymuyor musun? Hiç anlamıyor musun bunları? Bak bugün mesela bir kadını öldüren, o samuray kılıcıyla öldüren adam nasıl o hale geldi? Bir düşün. Laik rejim çok güzel bir şekilde operasyon yapıyor insanlara. İfsad ediyor. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti anayasası batıl bir anayasadır. Allah subhanahu ve teala'nın hakkını gasp etmişlerdir. Ben bir Müslümanım. Bütün nimetler Allah subhanahu ve teala'nın bana verdiği bütün nimetler Allah'a aittir. Allah subhanahu ve teala'nın istedikleri olması gerektir. Rab Allah'tır. Siz de değilsiniz. Diyorum. Buyur son sözünü söyle inşallah Yunus abi. Ben söyleyeyim abi. İşte dediğim gibi yine tekrarlayayım. Sen şeriatçı, solcu, sağcı, solcusu hiçbir şekilde bölünmemesi lazım. Ben bunu söylüyorum. Ben de şeriatı evet bazı yerlere gelmesini isterim. Allah'ın kurallarının gelmesini isterim. Ama bir yerde de ya kişinin hak ve özgürlüklerine giriyoruz. Yani yasaklaması falan vesaire bunlar kişinin hak ve özgürlüklerine gireceğiz. Hak ve özgürlükleri. Tamam anlatmaya gerek yok tekrardan. Esen kalın.